Tamam mı? Disney yaptığı her şeye seks yazar hacı. Hacı sen dünyanın üzerinde bir seks yazsana ya. NASA. Baba sen dünyanın şimdi fotoğrafını çektin. Üzerine bir seks yazsan mesela. Çünkü artık yani dünya bizim farkındasındır. Ben Disney'im aga. Dünya açık açık benim. O yüzden dünyanın benim olduğunu belli etmek için üzerine seks yazın lütfen. NASA hadi seks yazalım. Disney tamam. Diğer bir kanıt. Yine NASA'nın kendi web sitesindeki bir dünya görüntüsü. NASA bu fotoğrafların Modis isimli uydudan geldiğini de açıkça belirtiyor. Şimdi NASA'nın web sitesindeki uzaydan çekilen dünya resmini indirip inceleyelim. Dünya üzerindeki bulutlarda onlarca yerde kopyalama yapılarak montaj kullanılmış. Bu da bu görüntülerin bilgisayarla Gel hazırlandığını havama gir kanıtlıyor. hikayelere. Bu görüntüler büyük ihtimalle bilgisayarda hazırlandı zaten. Yani çünkü şu görüntü var ya, şu glorious, şu muhteşemlikte olan görüntü. Bu görüntüyü şey yapamazsın. Yani çıkıp baktığında göremezsin. Yani çıkıp baktığında böyle mavi parlayan bir küre görürsün. Farklı şeyler kullanman gerek bu görüntüyü elde etmek için. Nasıl desem? Bir sürü farklı şeyde, dalga boyunda farklı fotoğraflar çekmen gerek. Bu tarzda böyle glorious bir görüntü elde etmen için. Ya büyük ihtimalle bu bir üzerinde bilgisayarla oynanmış bir görüntü. Ama nereye varmaya çalışıyorsun? Ne demeye çalışıyorsun? Dünya üzerindeki bulutlarda onlarca yerde kopyalama yapılarak montaj kullanılmış. Bu da bugün... Photoshop işte amk. Sanki çıkıp baktın demiş. Yok abi. Çıkıp bakmana gerek yok ki. Ya insan gözü belli. İnsan gözünün yapabildikleri belli. Uzay belli. Dünya belli. Görüntülerin bilgisayarla hazırlandığını kanıtlıyor. Bu oldukça korkunç ama gerçek bir kanıt. NASA veya SpaceX neden bunları yapsın diyenler ya da seks yazısı bulutlarda tesadüfen oluşmuş diyenler halen öyle mi düşünüyorsunuz? O montajları yaparak sizi göz göre göre kandıran şirketler uzay konusunda neden kandırmasın? Neden gerçek görüntüler varken bize bilgisayarla yapılmış olanı gösteriyorlar? Şimdi dikkat. Yerçekimsiz bir ortam bunu görebiliyoruz. Fakat bir anda astronot yerçekimi varmış gibi yere düşüyor. Bu sadece yerçekiminin o an etkili olmasıyla meydana gelebilir ki uzayda yerçekimi hiçbir zaman dengesiz değildir. Tıpkı dünyadaki gibi sabittir. O halde aniden düşmesi asla mümkün olamaz. Tabii sahte bir ortamda sahteliklerle çekiliyor olması bunun sonucu olabilir. Yani sahte bir ortamda çekilmiş olabilir bu video. Gerçekten uzay olmayabilir bu video. Ve nereye varmaya çalışıyorsun? SpaceX neden yalan? Onu anlat bana. Uzay Bana uzay fotoğraflarının şeyini neden yalan olduğunu gösterme. SpaceX'in neden yalan olduğunu göster. aracından bir görüntü. Astronotların çıkışı için kullanılan ve uzay Başka olaylardan bahsediyor. Başka SpaceX'e gelir Elon misin? Musk'ın SpaceX Heavy projesi. Bu uçuş tamamıyla gerçek fakat bir noktaya kadar. Uzaya fırlatılan roket, destekleyici roketlerin geri inişleri, buraya kadar her şey gerçek. Fakat Tesla'nın içinde olduğu hangar kapakları açılana kadar. Uzayda süzülerek Mars'a yolculuk yapıyor denilen Tesla aracı ve uzay mekiği aslında tamamen bir stüdyo De niye? Niye lan? Niye? Hayır bir roket zaten enerjisinin sanırım
yarısından fazlasını yerden kalkmak için harcıyor. Abi yerden kalkabildiyse, uzaya çıkabildiyse, yani yerden kalktı, adamlar baktı, gördü, gitti o roket, gitti yani. O işin büyük kısmını tamamladık hacı. Destekleyici roketler falan geri indi ama bu niye sahte? Hepsi gerçek. Hepsi gerçek. Bu niye sahte? Yani hepsi gerçekse bu niye sahte? Şuna bakın. Bu işteki bazı inceleme uzmanları görüntülerdeki açıkları yakaladıklarını kanıtlıyorlar. Aracın etrafındaki şu çizgili alana bakın. Green screen, yani yeşil perde teknolojisinin izleri görünüyor. Ne? Dur. Aracın etrafındaki şu çizgili alana bakın. Green screen, yani yeşil perde teknolojisinin izleri görünüyor. Bir saniye, ben de green screen kullanıyorum ama ben kelamıma gir hikayeleri. Tesla space foto diyeyim. O şekilde bulabilirim büyük ihtimalle. Dur. Bunu ben de denemek istiyorum. Bu hangi açıdan bu fotoğraf? Öyle bir fotoğraf bulamadım. Bu mu? Bu değil mi? Aynen. Dur. Dur, bunu ben de denemek istiyorum. Photoshop. Dur hacı, ben bilmiyorsunuz ama şey, görüntü uzmanıyım. Şey yapabiliyorum yani. Görüntünün gama ayarını açabiliyorum. Dur bakayım. Şu an koydum bunu buraya. Kelamıma gir hikayeleri. Ay ananı bacını sikim ya. Dur ya, Allah belanı versin. Ben bu Photoshop ekranını nasıl Discord'a, ay Twitch'e yansıtabilirim? Pencere yakalama. Photoshop. Ha. Şu an geliyor değil mi? Şimdi burada bir adet Tesla aracımız var. Asiktir, gelmiyormuş. Pardon. Bana kodumu çocuğu. Ben bu bilgisayarı, ben bilgisayarı değil pardon. Ben bu şeyi anlayamadım hiçbir zaman. Varsayılan kilit ekranı. Photoshop nerede lan? Dur. Ben yapamadım. Şey, Twitch ekranına veremedim, kusura bakmayın. Çünkü ne kadar görüntü uzmanı olsam da Twitch uzmanı değilim. Şimdi ben bu fotoğrafı buraya koydum. Ananın amına korum artık senin ha. Heh. Şimdi ben bu fotoğrafı buraya koydum. Şimdi ben bunun ayarlara giriyorum. Adjustments. Gamma nerede? Exposure var. Exposure da iyi. Yeterli. Açtım görüntü rengini. Niye gözükmüyor mu yayında? Ay amına koyayım. Burada bilimsel deney yapıyoruz abi. Yayına veremiyorum ama. İşte teknoloji bu kadar. İşte abi, teknoloji bu kadar. Allah belanızı versin. Açtım ve o bahsettiği çizgileri göremedim ben.
Yani şu an benim sözüme güvenmeniz gerek bu konuda çünkü başka yapacak bir şey yok elimde. Aa, ekran yakalama yapayım. Aa. Değil mi? Ha, bak abi. Şu an gözüküyor mu yayında? Ha, bak abi. Şu an gözüküyor mu yayında? Bütün renkleri sonuna kadar açtım ama şey yok. O bahsettiği çizgiler yok, arkadaşım bahsettiği çizgiler. Yani ben hata yapmış da olabilirim tabii. Neyse, devam edelim videomuza. Şunu da kaldırayım. Lo que se ve extraño, este patrón no lo vi jamás. Eso, que alguien te pidiera que tú... Yani şu anda canlı yayına verilmekte olan görüntüyü bir stüdyo ortamından izliyorsunuz. Aynı Bir saniye. Şurada bir şey söylemem gerek. Hakikaten bir şey söylemem gerek. Abicim. Donate yazıları çok küçük okunmuyor demiş. Dur ben onu büyüteyim biraz. Tamam, büyüttüm şu an. Şurada şunu söylemem gerek. Bu roketin fırlatılma amacı Mars'a gitmesiydi. Sonra doğru haber mi o ya, dur. Ha. Orbit around Ha, Mars'ın yörüngesini kaçırdı abi gönderdikleri araba. Mars'ın yörüngesini ıskaladı yani. Şimdi bu araba eğer fake ise ve bütün bu olaylar fake ise bu adamlar gayet diyebilirdi. Gönderdik abi, her şey yolunda ve şu an Mars'a gidiyor bu araba. O araba Mars'a gittikten sonra da diyebilirlerdi. Mars'a gitti şu an araba. Yani git ya, kim şey yapacak? Madem incelemenin imkanı yok, kim bir şey diyebilir ki? Bu adamlar deseydi gayet Mars'ı yakaladık abi. Ama adamlar dedi ki Mars'ın yörüngesini ıskaladık. Yapamadık. Niye böyle bir şey dediler ki? Niye kendi... Ne diyor? Neydi? İsim mi deniyor ona? Niye kendi şeylerini bozsunlar? Fiyaka. Kendi fiyakalarını bozsunlar ki Mars'ın yörüngesini ıskaladık diyerek. Madem fake abi, tutturduk Mars'ın yörüngesini. Şu an gidiyor Mars'a. Aynı kurguyu NASA daha önce de yapmıştı. Download one of their photos of the Earth in the moon's sky and put it in Photoshop, okay? Drop the saturation and the level. Bak, bana başka şeyleri gösterme, bana SpaceX'i göster. Amına koyayım ya. İki farklı saatte canlı yayına verilen uzaydaki Tesla araç ve dünya. Fakat dünyaya baktığınızda farklı gündeki bulutların tamamen aynı gözüktüğünü görebilirsiniz. On bir, on iki. Holes in the clouds, detail. Bir saniye. Dur, düşünmem lazım. İki farklı günde çekilmiş bu fotoğraf. Ama birer gün arayla çekilmiş. Yani tam sadece bir gün arayla çekilmiş. Bulutların şekli aynı. Bulutlara çok kafayı takmış bu arkadaş ama... Yani ne desem bilemiyorum hakikaten. Garip. Şu durum garip. Bulutların şeklinin gerçekten ayrı olması. Bir gün arayla. Hayır, ne bileyim, bir saat, iki saat falan arayla olsa tamam. Yani hiçbir değişim olmaması ya da dışarıdan baktığın zaman hiçbir değişim görünmemesi normal ama
bir gün sonra direkt aynı olması. Belki bunlar şey değildir. Bir saniye. Cloud types. Bir saniye, bunu şey yapmam lazım. Araştırmam lazım biraz. Araştırma. Oho, bayağı şeyim, elitim ben. Google'a yazacağım amına koyayım ben. Cloud types by height. Aynen, aynen. Bak. Şimdi cevap burada arkadaşlar. Bizim gördüğümüz bulutlar şunlar. Stratocumulus ve stratus ve cumulus adlı gruplar, şeyler, bulutlar. Bizim gördüklerimiz bunlar. Yerden bakınca çünkü bunlar gözüküyor. Ama uzaydan baktığın zaman troposferdeki bulutları görüyorsun. Yani cumulonimbus ve cirrus ve circumcumulus. Anladın mı? Yani dünyadaki bulutlar belki çok hızlı hareket ediyor olabilir ama cumulonimbus adlı bulutlar çok yavaş, zaten çok yavaş hareket ediyordur amına koyayım, hava yok orada. Allah belamı versin ya. Havanın %98'i zaten yerde. Troposferin oradaki bulutlar niye hareket etsin? Ya Allah beni kahretsin ya. Ve kurgu olduğunu. Troposferdeki bulutlar niye hareket etsin ki abi? Ben bunu niye düşünüyorum yarım saattir? %98'i havanın yerde, şu an bulunduğumuz yerde gösteriyor. Yine NASA'nın yayınladığı, dünyanın dönüşünü uzaydan çekilmiş gerçek görüntülerle gösterdiğini iddia ettiği bir video. Fakat yine bulutlarda bir hareketlilik yok. Bizimle açık şekilde alay ediyorlar. Dünyanın farklı boyutlarda yayınlandığı trajikomik görüntülerin üzerinde durmuyorum bile. Gerçek dünya diye gösterdikleri şu resimlere de bakın. Kıtaların boyutları bile farklı. Şimdi daha da ilkincine bakalım. Bulutlar. Kıtanın üzerindeki şu bulutları aklınıza not edin. Tamam abi, sikeceğim bulutunu, yeter artık ya, yeter ya. Of. Vermek demektir. Aslında dünya ve ışık, her şey mükemmel şekilde planlanmış. Bunun yapılabilir olduğunu göstermek için sunuyorum sizlere. Bunun dışında araçtaki ne yan dikiz aynaları ne orta dikiz aynası gösterilmiyor. Hatta ortadaki ayna direkt olarak çıkartılmış. Çünkü daha fazla ayna daha fazla detay demek. Ve daha fazla detay daha fazla uğraş ve ipucu vermek demektir. Şu abi. Şunu yapan adam, pilotun camında, gözlüğünde biliyorsun ayna var hani. Ayna değil de yani yansıtıyor dışarısını. Şuraya da bir tane ayna ekler amına koyayım. Bunun dışında araçtaki ne yan dikiz aynaları... Ya bahsettiğimiz kişi Elon Musk'sa ekler oraya aynayı. Eğer ayna eklemek istiyorsa. ...olduğunu göstermek için sunuyorum sizlere. Bunun dışında araçtaki ayna uğraş ve ipucu vermek demektir. Aslında istediğinize inanabilirsiniz. Bu anlattıklarım ya da öğrendiklerim, SpaceX, NASA, kurgu yapmış ya da yapmamış bana ne kazandırır? Gerçekler dışında hiçbir şey. Tüm bunları niye mi anlatıyorum? Gerçekleri az da olsa görmeniz için. Oh. Dünyada neler döndüğünü görebilmeniz için. 800 IQ. Görmenize inanmanız yerine sorgulamanız ve araştırmanız için. Ben Nigma. Hayatı sorgulamayı deneyin. What is real? Gerçek olan ne? Çok, yani şimdi laf etmek istemiyorum yani adamın kanalı da, yani o açıklama kısmı bayağı şeydi ya, cringe'di, anladın mı? Ne bileyim, hayatı sorgulamayı deneyin falan. Ben Nigma. Hayatı sorgulamayı deneyin.
Kimse kendine bu kadar büyük rol biçmemeli. Kimse, yani ben de zamanında yapmıştım. Yani daha doğrusu ben kendime yapmamıştım. İnsanlar bana yapmıştı böyle. Çok büyük roller biçmişlerdi. Mizahın ustası, kara mizahın bir numarası. Parodi şarkıların master'ı falan diye. Ama bence bunu kendi kendine yapmak, kendi kendine öldürmek demektir abi. Lütfen bunu yapmayın. Hakikaten kendinize büyük roller vermeyin. Of. Artık yani şeyden beri, yani karikatüristten beri abi herkese şey diyesim geliyor ya böyle. Yani sorgulama kelimesi o kadar ele ayağa düştü ki. Böyle sorguluyor musun? Bravo, sorguluyormuş ya falan diyesim geliyor. Oh, bunu da atlattık, bunu da atlattık. Allah bizim belamızı versin. Tamam, şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Ben artık sıkıldım video izlemekten. PUBG'ye gireceğim.